Değil mi ama? Şey araba diyor. İsmin? Ünvanım Arap. Evet. Ömer Erdoğan. Ha. Peki aşağı şehirde lağabınızda kimler diyor? Aşağı şehirde Kobur Ovalar derler. Evet. Hangi ovada oturuyordunuz? Yeni Mahalle. Yeni Mahalle. Peki. Şimdi senden de soruyor. Bu Besni'den neden göçtü bu Besni halkı? Acaba fikrin nedir? Niye göçtü? Kim göç ettiler? Evet. Peki sana niye bu dışarı gidenlere sırtına yadırdı yorgan denmiş. Adam olmaz derlerdi desinler. Öyle şey düşünülmez. Ekmek evet. İdaresi için çabamızı göstermeye çalışıyor. Evet öyle derlermiş. Şimdi bakıyoruz ki yanlış değil mi? Yanlış. Peki sen düşündün mü böyle bir fikrinden geçti mi dışarı gitmek param olsaydı filan diye? Şimdi her zaman için ileriyi görmek İnsanoğlunun görüşü. Evet. Tabii idaresinin çıkması için göçebilir. Evet. Nasibim kısmetim kastaydı ben de göçerdim. Peki. Şimdi soruyorum. Bu camiler, bu hamamlar neden yıkıldı? İlgisizlikten mi? Yoksa böyle sahipsiz kaldı, kendinden mi yıkıldı? Bir de böyle çekip eşekle gece çekip yıkıp çekip sattılar mı? Yoksa kişiler mi sattı bunu da? Memleket kalınca hamamlar, camilerde paylaşılmış oldu sahipsiz kalanlar, sahipsizlikler. Halbuki bu Allah'ın evini kul nasıl yıktı? Şimdi biz Besni halkı dururken, bir haliye düşmezken
bu göç edince neden bu talana uğradı? Müslümanlığım diye geçinenler bugün bu memlekete nasıl göz yumdu? Belki de İslam tarihinin en eski eserlerinden. Bugün bunun şey değeri bugün 4 milyar. 4 milyar besleyi 4 tane besini kurar. Nasıl yıkıldı bunu? Hangi gönül razı oldu? Hangi düşünce razı oldu buna? Neden bir düdük, iki düdüklü bir bekçi koyamadık orada? Şşt diye öktürsün de beklesin. Kimin suçu bu? Hükümetin suçu. Ha, hükümet bekçi koyacaktı. Peki eskiden camilerde bekçi var mıydı aşağı şehirde? Camilerde yoktu. Hamamlarda var mıydı? Hayır. Kim koruyordu? Halk. Halk koruyordu. Ha. Buradaki halk yine aynı ekmeğini yiyor. Çiftliğini sürüyor, pambuğunu yiyor. Küngüsünü alıyor, fıstığını, fındığını yiyor. Ama camiye de gelince düdük, ne düdükçü, ne bir bekçi koyuyor, ne de ses çıkarıyor. Bu kimin suçu oluyor? Bu kim adama? Bu halk neden buna? Demek göçenler mi bu camileri tutuyordu ayakta? Tamamlar, camiler devlete ait. Vakıf mı? Millet korusa bile. Ha. Doğrudan doğruya hükümet korumaktan şehir yıkakmış olabilir. Peki. Belediye hükümet değil mi? Şimdi şu camiyi Reşit Ağa yaptırmış, öbürünü baba yaptırmış. Baba yaptırmış, güzel. Allah rahmet eylesin, öncülük olmuş. Ama bunu yıkmak mı gerek? Hepimiz namaz kılıyoruz. Gidiyorlar, bak şimdi ben gördüm orada da. O camilerde süpürüyorlar, temizliyorlar. Aşağıda da öyleydi. Demek ki bu gurbete giden kişiler bu camileri ayakta tutuyormuş. Onlar gidince herkes yıktı. Peki obalar niye dağıldık bu? Obalarda niye göçtük buraya? Suçumuz neydi? Suyumuzu içiyorduk. Narımız sallanı. Kıyılımız kakını alıyorduk, yiyorduk. İngil ingil kart oynarken geldik bu batağın içine. Acaba bu neden geldik? Nedeni hükümet binası yer değiştirirse millet yalnız başına orada oturabilir mi? Hayır, obalardan niye göçtüler? Eski Bağ Mahallesi'nde. Ha. Hacı Çete'yi, evet, vurdular. Ve evet, bunun yanında bir tane daha adam öldü. Evet. Haliyle Said. Bütün yaylada oturanlar çekildiler hükümet konağının çevresine. Ha. Ev yaptırmak zorunda kaldılar. Evet. Eski evlerini harap ettiler. Peki senin aklın yeri kaç senesindeydi o çetenin, eşkanın vurduğu? Tahminen 35 sene. 40 hani, sene. Hani o 55'te mi 56'da mı? Evet. Evet. Şimdi Elder'de, Kayardın herkes oturuyordu. Tabii yaylalarda oturuyordu. Evet. Evet. Bu sebepten buraya mecburi göç ettim. Peki. Şimdi diyorum ki biz bunları silip atalım da besniye sahip çıkalım. Köylümüze, kendimize. Evet. Artık 20. asrın çağı. Thank you.
ihtimal. Evet, size besle lağboza kimler derler? Nasıl olur derler. Evet. Peki siz bu mesleğe baban mı size bu işi yaptırdı, yok sen okumak istiyordun da babaya zoruyla mı yaptın, yoksa sen bu işi severek mi başladın? Yok, bu işi severek başladım. Önce çiftçiydik, çiftçiliği evet. bıraktık. Evet. 2-3 yıl petrol çalıştırdık, işlettik. Evet. 85'ten beri de bu işi yapıyoruz. Peki Besli'deki bu iş sizi kurtarıyor mu, tatmin ediyor mu? Kurtarıyor, tatmin ediyor. Peki, şimdi daha geniş kapsamlı bir iş düşünüyor musun? Yani şimdi ileriye yönelik daha geniş kapsamlı. Tabii. Mesela sermaye olsa daha geniş kapsamlı. Tabii. Peki, size de soruyorum. Bu memleketten neden göçmüş bu halkı? Senin duyduğun nedir bu? Acaba neden göçtüler bu dışarıya? İşsizlikten göçtüler. İş yoktu. O da sanayisi biraz heyecan. Sanayiden uşağı göçtüler. Uşağı, İstanbul, Antep. O yüzden göçtüler. İşsizlik nedeniyle. Peki ikincisi de şu. Bu memlekette gençler, şimdi şöyle bakıyorum, birçok yerde sanayi var. Yani sanayi deyince hepsi bir in, yani kurdini derler şimdi. Aslında sanayi diye bir şey yok ama zamanda yapılmış. Tabii. Şimdi diyorlar ki bu şehrin yanlış, hatalı kurulduğunu söylüyorlar. Umumiyetle. Evet, öyle söylüyorlar. Evet. Öyle söylüyorlar. Yani sizin görüşünüz nedir? Şimdi sen bir genç olarak şu şehrin yerini beğeniyor musun? Yok, yerini beğenmiyorum. Sen genel olarak bir genç olarak sana soruyorum. Sen olsaydın nereye koyardın şu besini? Müsait olarak kayardı tarafı. Evet. Orada düzgün, daha rahattı. Düzgün, arazi sağlam. Evet. Çok güzel. Şimdi bizim bir şöyle bir terim atıyoruz yani bütün besini halkına. Evet. Diyoruz ki artık bu 20. asırda davamıza sahip çıkalım. Tabii. Nedir? Şimdi bir kap projesi var gelişmekte. Evet. Şimdi bizim besini adamı Atılgan, Çalışkan. Evet. Sanat gözetmek için her şeye dolar. Evet. Burada da bir yatırım yapmak, belki bir yatırım yapmak isteyenlere bir Besliler Dayanışma Vakfı kurar. Evet. Burada bir şirket parosu, yani banka gibi. Banka tabii. diye. Tabii. Şimdi ne yapmamız? Sen geldin diyorsun ki ben burada bir salça fabrikası kuracağım. Evet. Buna biraz devletten arıyorsa biz de yardımcı olalım. Yeniliğinde, her şeyinde. Tabii, tabii. Bu kurulsun. Besli'de gelmek, memleketinin özlemi duyan kişiler gelmek istiyor ama umutsuzluk, dükkanı yok, evi yok. Evet. Ev yapalım, bu kira değerlerini düşürelim. Tabii, yani tabii. Senin paran bu şirkette çalışıyorsa, İş Bankası nasıl ayakta duruyor? Tabii. Senin paran yine para kazanacak. Tabii, tabii. Ama gidip başkalarına faiz vereceğine, kendi milletine vermiş oluyorsun. Kendi memleketini sanayileşmiş oluyor. Modern şehirleşmiş oluyor. Evet. Bu kayardını ediyorum ki yani inancım şudur ki kayardı bambaşka bir yeni bir şehir olacak. Tabii tabii zaten evet. Bu Mart ayında evet yılbaşından sonra zaten o ofisin altına sanayi sitesi yapılıyor. Evet. Arsası alındı herhalde o zaman temeli altına atılacak. Evet. Bu seçim tantanası ile seçim tantanası yine zaten herhalde bu ay sonunda yılbaşına kalmaz temeli atılırdı. Evet. Yani çok güzel de yani 200 tane dükkan yapılıyor. Tabii. Yani bizim bir siyasi mülki hiçbir düşüncemiz yok. Biz Besli halkını düşünüyoruz. Tabii tabii tabii. Özlemini duyduğumuz kişilere evet. yardımcı olmak. Tabii. İkincisi de Besli zengin kültürü var. Belki babandan, dedenden duymuşsun. Evet. Aşağı şehirde çalardık, söylerdik. Az kazanırdık, mutluyduk. Evet. Ha. Şimdi çok kazanıyoruz, mutluyuz. Evet. Neden acaba? Bizim kültürün eksikliği, yaşatanların kalmadığından dolayı. Tabii. Ben diyorum ki bu işe el atalım, kültürümüzü de bir folklor kuralım, Besli'nde folklor. Tabii, tabii tabii tabii, çok güzel olur. Bir şube burada, bir şube Uşak'ta. Evet. İzmir'de bir Besli'nin düğünü var. Evet. Besli'nin özlemini, Besli'nin türküsü gitsin orada yapsın, arabayla gelsin Uşak'a. Evet. İstanbul'da bir hemşehrimizin düğünü var, gitsin yapsın, gelsin. Evet. Ankara'da var, yapsın gelsin. Mesela Besli'de, Antep'te bir hemşehrimizin düğünü var. Ne? Gitsin, yapsın gelsin. Böyle bir folklor teşkilatı kurmak istiyoruz. Yani Türkiye çapında yepyeni bir şekilde. Siz de... Ama
Oğlum bu kasapları çekiyor, milletin ağzı sulan ya filmde. Kasaplar çekecek, tabii çekeceksin ya. Vallahi. Çek! Ne güzel etti. Valla mi? Şey çek. Milletin ağzı sulanıyor ya. Bir dakika şeyi çekin. Hafif çekelim hafif. Daha bir çekin. Şöyle gelin mi? Kimler gelir? Yumaşlar gelir. Altında Demiroğlu gelir. Evet. Demiroğlu. Peki. Kadir ailelerine gidiyorlar. Bir dakika. Gidelim. Gidelim. Tamam. Hangi obada oturuyordunuz? Beyden Mahallesi. Peki. Kaç yıldır bu meslektesin? 61'de. Evet. Şimdi buradaki, şimdi şu durumda sizi kurtarıyor mu bu besindeki? Hayır. Neden? Şimdi millet et mi fazla yiyemiyor yoksa böyle ekonomik sıkıntıdan mı? Eti fazla yiyor aldığımız kazancımızın 40'ünü vergiye iade ediyor yani. Ha. Vergi altından bir türlü çıkamıyoruz. Peki aşağı aşağıda böyle bir vergi var mıydı? Hayır. Sen yoktu. Razıydım. Ha. Şimdi soruyorum ben şimdi sana da. Şimdi modernleştik. Güzel. Evet. Mesela dolap, manap. Şimdi eskiden bu kokardı, değil mi? Fazla evet. Dert edemedi. Şimdi yine taze satıyor. Bu kolaylık oldu ama şimdi millet alma gücünden düştü. Alma gücünden düştü tabi eskiki 78'den bu yarı. Alma gücü tabi değişti millette yani. Evet. Şimdi mesela veren 2 kilo bon basal alır, veren bon küfteli. Böyle diyen var mı şimdi? Hayır, hayır diyemiyor. Gelen yarım kilo. 1 kilo metali, 300 gram, 300 gram metali yani. Siz de biliyorsunuz ki fantaziye veriyor da hayatına değer verilmiyor şimdi. Evet, değer tabii verilmiyor. Eskiden 75, 76'da, 78'de, 75'de, 73'de böyle bütün köylere renkavunları varlardı millet evlerine. Evet, tabii. Şimdi ise alamıyor. Evet. Şimdi ikincisi de şu. Bu aşağı şey... Şehirden göç ettik buraya. Evet. Buradan da dışarı gidiyorlar. Şimdi birçok böyle eski benim tanıdığım mesela Bekir Çekçekler bunlar hep kasaptı. Evet. Şimdi iş değişiyor. Bu kasaplar bakıyor tekstil oluyor. Evet. Öbürü bakıyor dağır hacının oğlu şimdi tekstil oluyor ekmekçi. Evet. Bu cesareti nereden buluyor bu besinler? Cesaret kalmadı ki millet. Hayır, böyle atılganlığı neden geliyor bu yani? Bunun ögesi mi? Besinin halkı uyanınca, besinin halkının yanına başka bir adam olsaydı az ölürdü. Paralı ya. Az ölürdü tabii. Besinin halkı bugün dünya devletlerinde. Evet. Paris, Türkiye içerisinde birincidir. Evet. Besinin halkı olmasa, hiçbir memlekette yok. Barınacak mümkün yoktur. Evet. Ama şimdi ise, çalışma gücüyle, evet. Hamallıkla, çiftçilikle, çiftçiyi de zaten adam mahvetmiş. Evet. Bugün çocuk kundağı gibi bir ekmek 500 kâr, eşek sütü gibi bir kâr, çay 500 kâr. Evet. Sen o zaman kiloyla yiyorduk ekmeği, evet. Az kazanıyorduk. Şimdi çok kazanıyor, ekmek bitti. Hayır, güzel. Şimdi kazancımız zaten yok ki bir kere. Kazancımız olduğu gibi vergiye veriyor. Evet. Bir de şimdi bütün esnafımız, şimdi. Ayakta duran esnaf karnı ikaz etmiş yani. Evet. Hiçbirinin maddi gücü yerinde değil, hiçbiri bir adam daha odununu almamış, sarı çarını almamış, biberini almamış, hiçbir şeyini almamış yani. Evet. Neden? Adam hayat pahalılığından alamıyor. Alım gücü yok adamların. Şimdi sana söyleyeyim, sen kaç lira bu şey vergisiyle orada
maliye ne kadar vergi ödüyorsun? Benim mi? Evet. Benim maliyeye verdiğim vergi 30'u geçiyor. 30 milyonu geçiyor. Ha, ben dur şimdi, 30 milyon. Koyuyorum. Şimdi, dur şimdi. Bu 30 milyonu bizden alıyor. Sana bir dükkan veriyorum diyor mu? Hayır. Sana şunu yardım edin, bankadan... Hayır. ...kullandın mı? He, şimdi şöyle düşünelim. Aşağı şerde vergi yoktu. Yok. Evler 50 kuruştu. 2,5 liraydı yıllık kirası, o senin evet. Esnaf dükkanı. Evet. Tamam mı? Yıllığı 2,5 kağıt idi, düşünebiliyor musun? Evet. Hiç düşüncen yoktu, ben aşağı şerde dükkan kirasını veremiyorum diyor. Evet. Şimdi dükkan kirası için belki komşulardan para da almışsın değil mi? Ne acı? Şimdi 3 kişiden daha burada para istiyorum ki aman yıllık o sıkıntım var. Evet. Diye. Sıkıntım var diye para istiyorum. Peki. Eskiyim malım. Vergi, mal sahibine vermiyor, vergiye veriyor. Ha. Sebebine gelince, Yazarbası için bizi tutmuş bir mahkeme vermiş. Yazarbası almadı diye beni 2 sene işte men etmiş. Bağbul borcum var diye tutmuş, beni 2 gün de ben atmış. Bu gerçekten bir şimdi, evet, bir de şimdi bu Bağkur da şey, senin zaten borcun diyelim 1 milyon, evet. 1,5 milyon da faiz koyuyor. Evet. Ya benim faizi niye koyuyorum ki? Aslında çekip, hayır ödeyene ne veriyor ki? Hayır, Bağkur da ödeyene ne veriyor? Hayır, hiç. İkincisine gelince adam tutmuş, beni men ediyor, gezevine niyet yok. Yazarbası için beni niye cezaevine attın, beni işimden niye men ediyor? Tabii, olmamış. Biz bir yabancılar gibi de değiliz. Yabancılar geldi, bu insanların harfi gelmiş. 500 bin kişi burada barınmış. 500 bin kişiye para harcamış. Burada bir Bağkur borcu var diye 2 milyon, 1 milyon diye tutup cezaevine attın. Bu kanun değil, kanun bir dakika, değil. Bak şimdi yeri geldi. Duyuyorsun, gel dedi Bulgar'dan. Evet. Adamı takımı burası geldi. Evet. Ekmek yok, aş yok. Evet. Şimdi ben vakıflarda, ben de emekliyim ya, vakıflardan para alıyorum İzmir'de. Evet. Adama ne veriyor biliyor musun? 700 bin lira kirasını ödüyor, 2 milyon da onu para veriyor, besliyor. Evet. Bak dışarıdan adamı çağırıyor. Hani senin şu kaçtığımın adamı evet. Ekliyor. Seni de kovalıyor değnekten. Beni kovalamış zaten. Antep'te gelmiş. Bloklar yapıldı, verdi. Afganlar buna çarşı ulan diye çarşıyı terk ediyor. Oraya? Beğenmiyor. Burada eski kasaplar var. Desin ki bir 100 lira vergi verdim diye verir mi? Hayır. Verme. Altı lira verirlerdi aşağı şerde. 6 lira seyrede. Yemin ederim biz böyle vergi verseniz bugün Türkiye'miz cenneti alem olur. Cennet olur. Her tarafımız 10 bire cennet olur. Biz buna vergi vermedik. Bir de borçlu çıkardı demir önüne gelir. Bir sene çalıştık. Ben bakmıştım bugün defterci, benim başıma defterci vermiş, defter tutuyor. Niye veren ben o adama senede 1 milyon? Evet, hayır. Niye gerek var? Bana niye güveniyor? Şimdiye kadar biz 1000 yıldır burada yaşıyoruz. Evet. Bize herkes güvenmiş de. Evet. Bugünkü kişi, 10 kişi beğenmiyorsa kendi bıraksın. Evet. Değil mi? Tabii. Ha, benim sana güvenim yoksa ben de çeker giderim. Besti de 1000 kişi, 20 bin kişi yaşıyor. İdareci 500 kişi. Tabii. Ha, evet. Ha, işte biz de bundan sonra halkımıza sahip çıkar olmuyoruz. Millet zenginlere köle olmuş. Evet. Bu zenginlere çalışmakla ayranı içti mi? Yok. Bu zenginlere çalışmakla bitmez. Millet bugün daha kim adam? Adamı ağzına götürecek adam ekmek parası bulamıyor. Evet. Bulamıyor yani. Mecbur gidiyor zenginin paçasını paçalıyor. Evet. Aklını topluyor. Bugün bir sürü çağır, çoluk, kızıl etleri ölmüş ki kamuk topluyor da gelen odunlara da evet. Arkasına da varına. Yanında Cevdet'in et alıyordu. Tamam ver, üç kilo et değil mi? Evet. Geldik mi? Evet. Ama şimdi, hatta başı, ha. Bugün buradan seni İmir'e gidecek olsun, 300 bin kâğıda gidiyor. Evet. Peki bu akar yakıt ne oldu? Hala daha demirle, aldı, ramlıyla, benzinle, karbıyla alıyor. Bunu peki nasıl bunu çıkartıyor? Ben bir taksiye gidiyorum, 50 bin kâğıt diyor bana, gidemiyor.
Evet. İşim de var. Ne bileyim ya, bizim sarmış bilemiyorum var. Evet. Peki bizim şimdi sarmak, biz Besli'den soracağım. Şimdi bir de aşağı şehirde düğünümüz vardı. Bayram kalalar, evet. Yedibeleler, Keloğlu, evet. Reşit'ler çalar söylerdik. Evet. Bak, az kazanırdık. 50 kuruş, 1 lira kazanırdık. Bilmiyorum. Ama sinimize kurardık, rakımızı içerdik, bağırırdık, oynardık. Evet. Şimdi öyle bir fırsat bulabiliyor musun? Hayır. Kesinlikle. Zaten... Ne oldu? Çünkü o kişiler hepimizi güldürüyordu. Şimdi, hepimizi eğlendiriyordu. Önümüzde ağlardık. Dinde bir kişi var. Bu keyfini yapan o da zengin Boraman. Arap'tan kurtuluş topunu almış kardeşini düğün yapıyor. Hiçbir halkı şimdi kapıp da bir sürü de keyfini... Şimdi bir oğlana vermek mümkün değil. Mesela sen bir 300 kağıt evleniyordun ya dombur dombur. Canım, şimdi 15-30 milyon parayı nereden buluveriyorsun? 66'da evlendim. 2600 kağıt evlendim ben. 66'da da evlendim. Evet. 2600 kağıt para verdim. Evet. O da 100 kağıt da veremedim. Şimdi ondan bak, ondan bugünü hesap et. Bugün